Dostlarım, jilet gibi bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda aç, susuz, barınaksız bir gün geçireceğiz. Yanında lise arkadaşım İsmail var. Onunla beraber Bushcraft, hayatta kalma, dalış videosunun üç konsepti harmanlayacağız. Burada dalış ekipmanlarımız var. Paletler, zıpkınlar, elbiseler. Dalış ekipmanları haricinde sadece iki malzeme kullanacağız. Ateş yakabilmek için magnezyum çubuğu ve bir tane bıçak. Bunlar haricinde başka malzememiz yok. Burada gördükleriniz de zaten kamera ekipmanları. Şöyle bir sahil kenarındayız. Burada bulunduğumuz malzemelerle barınak yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi burada mültecilerin botları, eşyaları vesaireleri var. Bu çer çöpleri toplayıp bir barınak yapmaya çalışacağız. Ne diyorsun kanka? Vallahi ben uzun zamandır dalmıyorum. Denize dalmak için sabırsızlanıyorum. O yüzden direkt şu barınağı halledelim ve suya girelim. Ondan sonra güzel bir balık avlayıp karnımızı doyuralım. Aynen öyle. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bırak da şu barınağı yapmaya başlayalım. Tamam kanka, bir kendimi kaptırdım bir an. Evin üstünü kapatmak için bir brandaya ihtiyacımız var. Buradaki botu kullanacağız. İsmail de orada evin tepesinde branda yaptıktan sonra onu gerginleştirmemiz için ipleri topluyor. Kanka ipler tamam. Gerdir. Kes abi. Hop. Tuzu görüyor musun? Aynen öyle. Bence iş yapar. Aynen öyle. Şuradan da şöyle ayıralım. Kankalar gördüğünüz gibi barınağı neredeyse bitirdik. Arkadan taşlarla sabitledik, iplerle gerdirdik. Açık kalan iki yeri var. Oraları kapatacağım. Şu kısmı açık kaldı. Şurada sahilden bulduğumuz bir battaniye var. Evimiz rüzgar almasın diye burayı da kapatacağım. Bence geçerli. Jet gibi bir barınak oldu. Nasıl oldu? Dur şuradan bir içeriye gireyim bakayım.
Bence bayağı güzel oldu. Barınağımızı bitirdiğimize göre şimdi ben burada konuşuyorum da öyle yapacağım böyle yapacağım diye. Tabii ki biz bu işi İsmail'le beraber yaptık. Ben burada son dokunuşu yaptım barınağı. İkimiz birlikte yaptık. Öyle tek başıma yaptım ettim gibi olmasın. Barınağımızı bitirdik. Kalacak yerimiz hazır. Karnımız acıktı. Artık avlanma zamanı. Evet kankalar, dalışımızı gerçekleştirdik. İki tane güzelinden balık vurduk. Epey yorulduk. Şimdi akşam yemeği olarak onları yiyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi güzelinden iki tane balığımız var. Bir tane ıskoroz, bir tane eşkina. Şimdi bunları şurada temizleyeceğiz. Ve şurada güzel bir ateş yaktıktan sonra ziyafet çekeceğiz. İsmail'le beraber şuraya... Çekil bakayım kanki. İsmail'le beraber şuraya odunları yığdık. Ateşi yapıp artık bir mangal şov yapalım. Ateşte İsmail var. Bulduğumuz ipi lif haline getirdi. Magnezyum çubuğunda yakacağınız şey ne kadar böyle lif lif olursa yakmanız o kadar kolaylaşıyor. Öteki türlü ne kadar dışarıdan basit gözükse de bununla ateş yakmak kolay değil. Ama siz yine yanınızda çakmak alın, böyle abidik gubidik şeylerle uğraşmayın. Aynen öyle. Yapıştır. Bunun gerçekten garantisi yok. Yani siz yine bunu alın ama yedek olarak çakmak da alın. Sonra sıkıntı çıkmasın. Aynen öyle. Yapıştır birader. Normalde inanın alttakini bu kadar güzel hale getirmese bunu yakamazdı hemen. Yak biraderim. Ateşte ilk önce küçük çalılar atacaksınız. Onlar tutuştuğunda ne varsa atın üzerine. Aynen öyle. Bir de ateşi hemen boğmayın. Boğarsanız zor. Böyle buraya güzelce ateşimizi yakacağız. Daha sonra balık temizleme işlemine geçeceğiz. Ondan sonra sahilde bulduğumuz salyangoz, deniz kabuklarını da bir tane konserve yardımıyla burada haşlayacağız, yiyeceğiz. Karnımızı güzelce doyuracağız. Olay budur. Şimdi gençler, eşkinada şöyle bir şey var. Aslında bu sadece eşkinada değil.
Diğer balıklarda da oluyor ama nedense eşkina böyle isim olarak ün yapmış. Balığın şurasında iki tane taş çıkıyor. Bu taş insanlardaki böbrek taşını düşürüyor. Böyle bir araştırma yok. Bunun kesin bir araştırması yok. Eşkina balığının taşı, böbrek taşı düşürüyor diye. Ama buradaki taşı kullanıp, şimdi ben de tam bilmiyorum, limon eziyorsun, bir şeyler yapıyorsun, içiyorsun. O tarz bir şeyler yapıyorlar. Kullanıp böbrek taşını düşürdüğünü söyleyen insan sayısı çok. Hatta bu hayvanın içindeki taş parayla bile satılıyor. Umarım bu balıktan çıkar. Her balıkta oluyor mu kanka? Kanka her eşkinada oluyor. O zaman şimdi göreceğiz. Aha. Göster kanka. İki tane şöyle taş. Gördüğünüz gibi, bildiğiniz. Bunu artık nasıl tüketiyorlar onu bilmiyorum. Dur bir sertliğine bakalım. Bayağı sert. Bunu artık çözüyorlar, içiyorlar ama orasını ben bilmiyorum. İki tanesi birinin işine yarar mı onu da bilmiyorum. İzmir Dikil'de oturuyorum. İsteyen varsa yazsın, gelsin bunları alsın. Şuraya da koydum. Aha. Yaklaşık 1,5 saat sonra güneşimiz batacak. Balıklarımız orada cillop gibi duruyor. Ve İsmail Aga gitti, iki tane bira tenekesi buldu geldi. Onları halledip balıklarımızı atacağız. Kardeşim sen mi ben mi? Hiç fark etmez. Tenekeyi. Ver, ben burada hemen halledivereyim istiyorsan. Manzara bak. İçerisinde her şey var mı? Halledip yıkarız. Al bakayım. Şöyle açayım mı? Aç aç. Dolu olsa açardım. Diyorlarmış da abi, o zaman hemen videosu gelsin. Dediğin gibi içinden her şey çıktı. Tehlikeli işler. Artık balığın da kuyruğu yanıverecek. Nasıl? Tabaktan ne farkı var? Ne gülüyorsun oğlum? Tabaktan çok mu farkı var? Kanka, tabakla arasında benzerlik yok. Nasıl? Jilet. Ses geldi mi? Güzel. At kanka diğerinde. Bu iş bu kadar. Bak kardeşim, şu balığı şurada yiyorsun ya. En baba restorantta bu kadar taze, bu kadar doğal. Ah yandım. Balığı bu kadar güzel şekilde yiyemezsin. Şimdi bunun yanına aperatif olarak ne yapalım? Salyangoz. Sen seversin. Biraz deniz salyangozu toplayalım, bunun yanına yapıştıralım. Olivi ne varsa. Ne varsa patlatalım, bir ziyafet çekerim. Evet gençler, yemeğin yanında löpletmek için salyangoz toplamaya geldik. İsmail birkaç tane hatta topladı, göstersene kanka. İçerisinde. Ve şimdi şurada var, onları da alacağız. Aynen öyle, bir göster bura bakalım nasıl toplanıyor. Bunları direkt kayanın üzerinden bu şekilde alıyorsunuz. Toplaması gayet basit. Baba hareket ediyor bak. Ah! Islandım. Buraya gel dostum. Yapıştır bunu. Böyle topluyorsunuz, tenekede biriktiriyorsunuz. Kanka bunları da alalım. Kanka orada bayağı var ya. Ben de şurada alayım, şöyle var. Aldım. At kanka. Yapıştır. Topladığımız salyangozları İsmail babam. At ateşe. Ateşin ısısı mükemmel. Birazdan kaynamaya başlar. Aynen öyle. Burada salyangozumuz olacak. Balıklarımız zaten cazır cuzur. Yaklaşık 5 dakika sonra sana güneş vuruyor. Şu manzara eşliğinde. Göster kanka etrafı. Gösteriyorum. Şu manzara eşliğinde barınağımızın önünde karnımızı doyuracağız. Var mı daha hayat, iyisi? Yaşam. Aynen mükemmel. Öyle. Buyurun, afiyet olsun. Evet kankalar, iki tane güzel balığımızı yaptık. Salyangozlarımızı haşladık. Kamerayı neden buraya kurduk? Biraz karanlık gözüküyor olabilir ama şu arkadaki güneşin batışını sizler seyredin diye. Kesinlikle. Yavaş yavaş hava kararıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun kanka. Kanka tebrikler, eline koluna sağlık.
uğraştık, el birliğiyle barınağı yaptık. Yemeklerimizi topladık, karnımızı doyuracağız. Ben direkt salyangozdan başlayacağım ya. Sen kanka zaten bir salyangoz fantezin var sende. Bu benim favorim arkadaşlar. Hemen eşkine yorumluyorum. Balığın tadı güzel. Sadece biraz kurutmuşuz. Onu da şartlardan dolayı olduğu kadar. Iskaravuz zaten daha öncelerden yedik. Gayet lezzetli. Onu biliyorsunuz. Ama eşkine ilk kez yiyoruz galiba değil mi kanka? Videoda. Al kanka. Bir dene bakayım. Abi şuna bak ya bak. Löp et. Aga şu dalış harbiden yorucu ya. Kesinlikle ya. Yani şöyle, çoğu insan denize girdiği için biliyordur. Bak, hiçbir şey yapma, suya gir çık, pertsin. Hele ki hava soğuksa. Ya bak normal olarak dalmadan, yüzmek için denize girsen çıksan felçsin, belinde kurşun. Aynen. Zıpkın, o bu. Şimdi şöyle, belinde kurşun var ya, atıyorum 10 kilo kurşun var. Suda böyle yüzdüğünü farz et. Bu 2 saat boyunca belden seni bastırıyor. Ve daha fazla yük taşıyorsun, palet çırpıyorsun. Benim bugün bayağı belim ağrıdı. Kanka bir 4 saat falan durduk. Hareket yani zıpkını gelmek. Ha aynen. Bayağı durduk evet. Özellikle bu salyangoz közde daha iyi oluyor. Temin birkaç tane de közde yapmıştık. Ateşin üstüne attık yedik. Öyle tadı daha güzel, böyle bir köz tadı falan. Böyle de geçerli de. Közde olan her şey 10 numara. Yemeğimizi yerken güneşi batırdık. Kanka bakar mısın arkaya? Ben de aynen kamerayı ondan başlattım. Şu an tam güneş batıyor. Karşısı Midilli. Yunanistan manzarasında güneşin batışı kızıl bir renkte. Zımba. Bayağı iyi lan. Çok iyi abi.